Merhaba arkadaşlar, YouTube Galatasaray kanalına hoş geldiniz. Bugün 30 Temmuz 2020, yani Kurban Bayramı'nın ilk günü. Hepinizin Kurban Bayramı'nı buradan kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Lütfen dikkat edin, koronavirüs döneminde maskemizi takalım. Sosyal mesafemizi de koruyalım lütfen. Hepinize sevdiklerinizle huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum. Buradan lütfen dikkatli olalım, bu Kurban Bayramı'nda koronavirüse yakalanmayalım. Evet, hemen videoya geçmeden önce dün başlattığımız bir çekiliş vardı. Bu çekilişte Galatasaray atkısı, Galatasaray forması ve Galatasaray kupa bardağı verecektik. Bunları hemen değineceğim arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. 4000 abone olduğumuz zaman Galatasaray kupa bardağı, ekranda gördüğünüz bardağı gönderiyoruz. 5000 abone olduğumuz zaman Galatasaray atkısı gönderiyoruz. 10.000 abone olduğumuz zaman da Galatasaray'ın yeni sezon, ekranda gördüğünüz yeni sezon formasını gönderiyoruz. İster deplasman, ister ev sahibi, hangisini istiyorsanız onu göndereceğiz. Şu anda 3.612 abonemiz var an itibariyle. Bakalım 3.400 abone olduğumuz zaman kim kazanacak ilk hediyemizi ve sizi daha fazla bekletmeden hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yabancı kuralı bir yıl ertelendi biliyorsunuz. Süper Lig artık önümüzdeki yıl 21 takım oynanacak. Küme düşme kaldırıldı ve buna bağlı olarak önümüzdeki yıl özellikle 21 takımlı olduğu için sıkıştırılmış bir fikstürle karşı karşıya kalacak takımlar ve zor bir fikstür olacak. Ondan sonraki sezon 20 takımlı bir fikstür olacak. Şimdi ligimizde 21 takım olacağı için, sıkıştırılmış bir fikstür olduğu için özellikle Beşiktaş, Sivasspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Galatasaray için zorlu bir fikstür olacak. Çünkü bu takımlar Avrupa'da olacak için, ki bu arada biliyorsunuz Trabzonspor kasten davası olumsuz döndü ve Trabzonspor önümüzdeki sene Avrupa'ya gidemeyecek. Galatasaray'ımız Avrupa'ya gidecek. Buna bağlı olarak bu 5 sayeden 5 takım önümüzdeki yıl zorlu bir fikstüre girecek. Sıkıştırmış bir fikstüre girecek. Buna bağlı olarak Galatasaray'ımız da derin bir takım kurmak istiyor. Avrupa'ya çıkacak, Ziraat Türkiye Kupası'na çıkacak, lig maçlarına çıkacak ve buna bağlı olarak güzel bir takım kurmak istiyor. Yabancı kuralının ertelenmesi de Galatasaray'ımızın çok işine geldi. Çünkü Berlanda gibi, Fekir gibi oyuncular yabancı kuralını bahane ederek bonservis bedelini istiyorlardı ve sözleşmesini feshetmeden istiyorlardı. Buna bağlı olarak da Galatasaray'ımızın eli de bu şekilde güçlenmiş oldu ve yabancı kuralların ertelenmesi özellikle Galatasaray'a yaradı. Artık Belanda'yı ve Fegoli'yi daha rahat gönderebiliriz, ki özellikle Belanda'yı diyorum. Fegoli belki kalırsa faydalı olabilir. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra size transfer gelişmelerinden bahsedeyim biraz. Maicon gitti. Ekranda gördüğünüz fotoğrafta da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Maicon daha önce de bahsettik, dün de bahsettik. Al Nassr'a transfer oldu. Peki kaç paraya transfer oldu? Yaklaşık 3,5 milyon euroya Maicon Al Nassr'a transfer oldu. Şu an konuşulan 3,5 milyon euro. Resmi bir yazı yok ama yorumcuların konuştuğu, Galatasaray yorumcularının konuştuğu miktar şu anda 3,5 milyon euro civarı. Güzel bir para Galatasaray için. İkinci transfer gelişmemiz arkadaşlar. Dün de bahsettik. Birçok kez bahsettik. Sean Weissman. Arkadaşlar, dün size söylediğim gibi Sean Weissman bu pazartesi takımıyla, yani Wolfsberger'le antrenmana çıkmayacak arkadaşlar. Antrenmana çıkmayacağı için birçok söylentisi var. Özellikle Avusturya basında ve İsrail basında çıkan haberler Sean Weissman'ın Galatasaray'la anlaştığını, ufak tefek pürüzler kaldığını söylüyor haberler. Biz de bunu araştırdık ve doğru. Sean Weissman Galatasaray'la anlaşmak üzere ufak tefek pürüzler kalmıştı. Oyuncunun takımına 2,4 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar teklif edilmiş. Şu an görüşmeler devam ediyor. Ufak tefek pürüzler çözüldükten sonra önümüzdeki hafta Sean Weissman Galatasaray'a imza atabilir. Bu pazartesi takımıyla antrenmana çıkmayacak. Bir sonraki, yani üçüncü transfer girişimimiz, Maicon satıldığı için Galatasaray'ın eline 3,5 milyon euro şu anda kasasına para girdi. Ve oyuncu satamadan, oyuncu alamadığı için de uzun zamandır peşinde olduğumuz Fortuna Düsseldorf'lu Kaan Ayhan'ın bonservis bedeli Fortuna Düsseldorf küme düştüğü için 2 milyon euro. Ve Galatasaray bu parayı artık çok rahat bir şekilde yatırıp alabilir. Ve Kaan Ayhan şu anda Galatasaray'ın bayram hediyesi olacak arkadaşlar. Maicon bugün gitti. Bayramın ilk günü. Maicon gitti. Kaan Ayhan'ı da bu şekilde bu bayramda bomba bir şekilde açıklamalarını bekliyoruz. Bayram hediyemiz inşallah bugün veya yarın Kaan Ayhan olacak arkadaşlar. Sıkı durun, bu transferin açıklanması an meselesi. Bir sonraki transfer gelişmemiz Fatih Karagümrük'te oynayan Fatih Kurucuk.
Dün Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi ve Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu. Maç sonrası Fatih Kuruçuk ile bir röportaj yapılıyor ve bu röportajı da dinledim arkadaşlar. Röportajda Fatih Kurucuk'la ilgili şunlar yazıyor. Fatih Kurucuk'a Galatasaray iddiaları soruluyor. Fatih de şu cevabı veriyor arkadaşlar. Galatasaray transferin söz konusu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye soru soruluyor Fatih Kurucuk'a. Kulüp ismi vermem doğru değil. Ancak görüştüğüm takımlar var. Karagümrük ve benim anlaşabileceğim bir yol izleyeceğiz. Onun için net bir şey söyleyemiyorum. Ama görüştüğüm takımlar evet var. Görüştüğüm takımlar büyük takımlar. Şu anda daha çok şey var ve her şey taze. Bu konular 1-2 hafta içinde netleşir diyerek sözlerini tamamladı. Fatih Kurucuk 22 yaşında ve stoper bölgesinde oynuyor. Fatih Kurucuk 27 maçta 5 gol attı bu sezon. Karagümrük ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon forma giydiği 27 maçta tam 5 gol kaydetti arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Fatih Kurucuk'un nereye gideceği netleşir. Galatasaray'ımızın ilgisi var. Gelir mi? Birkaç hafta içerisinde bunu öğrenebiliriz. Galatasaray'ımızın altyapısına yetişen Gökay Güney ve Ferhan Evren TFF 1. Lig takımı Bandırma Spor'a transfer edildiler arkadaşlar. İkisi şu anda kiralık gönderildi Bandırma Spor'a. Satın alma opsiyonları sözleşmesinde bulunuyor. Bandırma Spor memnun kalırsa bu iki oyuncunun bonservis bedelini önümüzdeki sezon yatırıp alabilir. Bunu da size aktaralım. Luyendama ile ilgili birkaç haber var arkadaşlar. İngiltere'ye gidecek mi? İngiliz takımlarının ilgisi var. Okumuşsunuzdur haberlerde. Ama Luyendama sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla ben önümüzdeki yıl Galatasaray'dan devam etmek istiyorum diye bir açıklama yaptı. Bakalım bu açıklama ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Bunu birkaç gün içerisinde, birkaç hafta içerisinde görebiliriz. Ama Luyendama'nın kalmasını, tabii ki bir Galatasaraylı olarak kalmasını çok istiyorum. Takımımıza çok faydalı olacak çünkü. Evet arkadaşlar, bugünkü aktaracaklarımız bu kadardı. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Lütfen yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın. Ben de elimden geldiğince size cevap vermeye çalışacağım. Ben istiyorum ki karşılıklı diyalog halinde olalım. Siz yorum yapın. Ben size cevap vereyim. Sorularınızı cevap vereyim. Eğer isterseniz soru cevap bir video yapabiliriz. Çok soru gelirse sorular toplayıp uygun bir zamanda soru cevap olacak şekilde bir video çekebilirim. Galatasaray kanalımıza abone olun ve kanalımızı büyütün. Çekilişimize katılacaksınız. Zaten otomatik olarak abone olan herkes çekilişimize katılacak. Şöyle bir durum var. Videolarımızı izleyenlerin %70'i abone olmayanlar. Lütfen o %70'i kısma gelen arkadaşlarımız. Sadece yapmanız gereken sol altta bulunan kırmızı butona, abone ol tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olun lütfen. Galatasaray kanalımızı hep beraber büyütebiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.